İzmir'de ilk Türk eczanesi İttihat. Girit kadınının, kadısının pardon, oğlu olan Mehmet Esat Efendi'nin 1886 yılında Girit'te doğmuştu. 1901 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bağlı 3 senelik eczacılık mektebini birincilikle mezun olmuştu. Bu öğrencimizin 2. ve 3. sınıflarındaki üst başarılarından dolayı altın ve gümüş madalyalarla ödüllendirilmiştir. Okula bitirdikten sonra 2. Abdülhamit tarafından ödül alarak Paris'e eczacılık okuluna gönderilmişti. 6 ay süren bu eğitimden sonra İzmir'e dönen Mehmet Esat Efendi Kemeraltı Çarşısı'nda Anafartalar Caddesi'nde ilk eczanesini açtı. İzmir'in ilk Türk ve Müslüman eczanesi olarak İttihat Eczanesi'ni açmıştı. Cumhuriyet döneminde Türkçenin arılaştırılmasında, çalışmasında kapsamı da bulunmuştur. 1934 yılında İzmir Birlik Eczanesi olarak değiştirilmiştir adı. Mehmet Esat Kipman'ın 1941 yılında vefatına kadar Birlik Eczanesi olarak devam etmiştir. Mehmet Bey'in vefatı sonrası oğlu Enis Kipman eczacılık okumak üzere Philadelphia Kolejine gitmiştir. 1950 yılında okulu bitirip döndükten sonra babasını devraldığı Birlik Eczanesi'ni 1995 yılına kadar aynı yerde işletmiştir. Enis Bey'in vefatından sonra eczanenin eşi Burçin Kipman tarafından İzmir Etnografya Müzesi'ne bağışlanması gerçekleşmiştir. Girit'te başlayan hikaye böyle. Mühürlere geliyoruz. Tarihi mühürler. Ağızlıklar, güleler. Osmanlı'nın tabakalar 20. yüzyıl sigara tabakaları ve tesbihler. Burası ikonalar ve Doğu Roma dönemi ahşap bronz. İkonalar. Demircilik ve çekiç örsün ahengi anlatılıyor burada. Bakırcılık anlatılıyor burada. Kuyumculuk sanatı burada anlatılıyor. Bilezikler 20. yüzyıl cam. Taraklar. Yüzükler 20. yüzyıl gümüş ve alınlıklar var. Başlık, tepelik 20. yüzyıl gümüş, bileklikler ve bilezikler var. Bilezikler 20. yüzyıl, kemerler 20. yüzyıl, bileklikler 20. yüzyıl. Bakın. Bu tarafta da stil, 20. yüzyıl bakır ve kapaklı sahan, 20. yüzyıl bakır, bakır sahanlar var. Terazi var. Çanta, heybe, torbalar var, 20. yüzyıl. Bu tarafta İzmir Limanı'nda Gözcüsü Aşağı Kale, Liman Kale diye bir yer var. Şu anda tam mimari olarak yıkık. Kent kabartması var. İzmir Kent kabartması bu da. 1714'te İzmir Limanı. Kemalettin Behzat'ın Zafername adlı eserinden İzmir'in bir görüntüsü. Burada da İzmir'in Sarı Kışlası, Kışlayı Hümayun. Sarı Kışla'dan geriye kalan şu kadar bir kitabe. İzmir'in Sarı Kışlası Osmanlı dönemi. Bakın şurası.
Seba Joaliller 1890'da çekmiş bunu. İzmir Konak Sarıkışla Önlük 1930.